Biontech aşısını bulan gurur duyduğumuz iki bilim insanına bir dava açılmış. Bu dava şimdi işte biontechçiler gördünüz mü yanlış aşı vurulduk bilmem ne bilmem ne diye abartılarak sunuluyor. Oysa bir tane adam gitmiş Almanya'da efendim kalp ritmi bozukluğu var beyin sisi yaşıyorum diye 150 bin euroluk bir tazminat talebiyle dava açmış. Yani öyle hani binlerce kişiye bir şey olmuş dava açılmış değil ama medya öyle bir yansıtıyor ki bunu. Abi işte görüyor musun ya hani var ya böyle Engin Ardıç'ın arkasından gelen bazı meczuplar var. Düşünsen abi yazı yazıyorsun. Hani hasbelkader hükümete yanladığın için bir köşe yazarı verilmiş. Köşe verilmiş sana. Orada kendine Engin Ardıç'ı örnek alıyorsun. Ben Engin Ardıç'ım. Yeni Engin Ardıç olacağım. Ona küfredeceğim, buna küfredeceğim. Her türlü şeyi yapacağım ve yeni Engin Ardıç ben olacağım diyorsun. Böyle bir adam var yani. Yani biz şükürler olsun kendimize Mehmet'e bir anda örnek almışız yani. Neyse adamlar diyorlar ki görüyorsunuz değil mi? Boşu boşuna aşı oldunuz. Ya öyle bir şey yok kardeşim ya. İşte 150 bin euroluk bir tazminat talebi var. Şimdi benzer bir şey mesela Merkez Bankası Başkanı'na bir dava açılmış. İşte son çalıştığı bankayı biliyorsunuz batarken satın alınmıştı. İşte şeyleri zarara uğrattığı için. Mesela burada öyle bir sunuluyor ki o. Abi işte eski Merkez Bankası Başkanı'na dava açılmış. İşte bu Merkez Bankası Başkanı olmamalıydı. Bunu da diyen yani. Diyen değil de sevdiğimiz insanlardan da duyuyorum. Ki Amerika'yı da biliyorlar. Ya bu Amerika'da her zaman olabilecek bir şey bu. Yani her daim olabilecek bir şey bu. İşte gidiyorsun dava açıyorsun. Zaten avukatlar hep bir araya geliyorlar ve beraber dava açıyorlar. Bu davalar yani dava açtığın zaman bir insan hemen suçlu durumuna gelmiyor. Dava dediğin gidiyorsun mahkemede görüyorsun. Belki suçsuzsun, belki suçlusun. Neyse o da çok böyle abartılı bir şey olarak dolaşıma sokuluyor. Bu da dolaşıma öyle sokuluyor işte. BioNTech'in kurucularına dava açıldı. Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstünde'nin fragmanı geldi. Kendisini de merakla bekliyoruz. Çok güzel bir filme benziyor. Çok politik bir film olduğu konuşuluyor. İzleyenler söylüyorlar. Ben de şeyde bekliyorum yani merakla gelsin de izleyeyim diye. Depp Türkiye'ye geldi. Herkesten fotoğraflar. Bütün Instagram Johnny Depp fotoğraflarıyla doldu taştı. Bayağı da kalabalıkmış. Hollywood Vampires diye bir grubu varmış. Sanırım bir şeyim var. Bir ayağında bir sıkıntı var herhalde. Gelirken öyle koltuk değnekli gördüm. O konuşuldu bu hafta sonu. Nişantaşı Oteli'ne girerken görüntülenmiş. Burası Nişantaşı Oteli değil, burası CIP'nin önü. Bir de konsere Okan Bayülgen mi gitmiş? Okan Bayülgen yeni imajıyla dikkat çekti diye bir haber var. Neymiş yeni imajı? Bakalım. Bu. Okan Bayülgen saçlarını böyle kestirmiş. Peki bir şey demeyeceğim, yorum yapmayacağım yani. Okan Bayülgen yine kendinden konuşturmayı başardı bak. Öyle diyebiliriz yani. Yakışmış bence. Güzel olmuş. Mohikanların sonuncusu. Las Vegas'ta UFO iddiaları var arkadaşlar. Gökyüzünde ışık, insan olmayan şeyler, nesneler gözüküyor, bilmem ne oluyor. Bir sürü şeyler, fotoğraflar yayınlanıyor. Onu konuşalım ama önce birazdan sevgili Serdar Güzelaydın konuğum olacak. Türkiye'deki ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı konuşacağız ama öncesinde Adidas'tan da bir konuğum olacak. Hafta sonu ben bunları konuşurken sizler tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne odaklandınız. Ben de Şampiyonlar Ligi'ni takip ettim. Maçı seyrettim. Hiç maç seyretmem. Oturdum maç seyrettim. Vallahi Inter gayet iyi oynadı. Millet diyor ki ya Inter iyi oynadı, oynayamadı bilmem ne diyor ama bence Inter gayet iyi oynadı. Durun şu mikrofonu bir değiştireyim şöyle. Nasıl şimdi mikrofon? Yeni mikrofonumla sesim iyi mi? Havalı geliyor mu? Saçlarım kadar havalı mı şu anda? Sesim iyiyse devam edeyim böyle. Tamam. Düzeldi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United golü attı ve de şampiyonluğu kazandı. Tabii öncesi sonrası çok konuşulan şey vardı. Şimdi Manchester maçının perde arkasına baktığınız zaman İstanbul geleneği mesela yıkıldı diyebiliriz. O çok konuşuluyor. Manchester City ben ne diyorum ya? Manchester United mı diyorum? Manchester City. İşte benim futbol bilgim bu kadar yani. Manchester City'yi Manchester United yapıyorum. Bu ikinci Şampiyonlar Ligi finaliydi.
Ve de bir İngiliz takımı ikinci kez pardon İstanbul'da kazanmış oldu. İki Türk aslında vardı. Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan karşılıklı maçlara çıktılar diyebiliriz. Ve de ilk finaline 2020-21 sezonda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City sahadan 1-0 mağlup ayrılmayı başardı. Erdoğan maçı izleyenler arasındaydı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştü bir restoranda. Perde arkasında bunlar yaşandı. Vedat Milor esprili bir tweet salladı. Inter yenildi ama ezilmedi. Çok küçük bir farkla yenildi bence. Inter'in teknik direktörü Okunuşu Inzaghi demiş. İstifa etmesi gerekmiyor demiş. Kemal Yenildi ama Kılıçdaroğlu. ezilmedi. Ayrıca çok küçük farkla yenildi. Bence İnzaghi'nin istifa etmesi gerekmiyor. Fatih Terim'in torunu Yaman da seremoniye Haaland'la katılmış. O da mesela görüntüler arasında. Ve de tabii ki sonrasında Twitter bayağı bir coştu. Espriler, şeyler. Fakat en çok konuşulanlar arasında nedir bu? Show Speed diye bir fenomen varmış. 10 ay is Show Speed. Ben bilmiyorum. Bu vesile öğreniyorum. 17 milyon takipçisi var. Adam İstanbul sokaklarında dolaşıyor. Dondurmacıya gidiyor, bilmem ne yapıyor. Ve de bayağı bir konu oldu. Ama en çok da ya burada hep Suriyeliler var, Türkler nerede dediği mesele bayağı konuşuldu. Sempatik de bir adam. Fenomen. Ve Brezilyalı şarkıcı Anitta Kapalı Çarşı'ya gitmiş. Ve de bir kadın olarak Türkiye'de alışveriş yapmak diye bir video yayınladı. İşte herkes laf atıyor. Pretty bilmem ne falan diye. Ya kardeşim git New York'ta dolaş, aynı şey oluyor yani. Bu videolardan New York versiyonu da var. Git Brezilya'da dolaş bakalım. Copacabana'da dolaştığın zaman laf atmıyorlar mı yani? Hani yani Türk erkeğinin magandalığını savunmak için söylemiyorum da yani benzer videoları ben bakıyorum TikTok'ta, Reels'da falan şeyde de görüyorum. Başka şehirlerde de olduğunu görüyorum. O yüzden hani kendimizi de çok fazla yargılamayalım. Bütün dünyada olan şey. Şey yapmıyorum, doğru demiyorum. Yani ben laf atmam ama atılıyor mu atılıyor. Bir İngiliz taraftar Türkiye'nin döviz kuruyla alay etmiş. Demiş ki ya bak 50 pound değiştirdim. Aldığım paraya bakın demiş. Şimdi Mehmet Şimşek bu caps'e bakıp kara kara düşünüyordur. Ulan ne yapacağız biz bunları diye herhalde. Bu da şu anda konuşulan konular arasında. Ve de yine bir başka fenomen. Dünya Kupası'nda göz kamaştıran bir kadın. Oyunculuğuyla değil, sadece verdiği pozlarla o da gelmiş. Gelmesi eksik kalırdı. Hemen fotoğraflarını çekmiş. Hava serindi ama bu pozları da vermiş. İşte bak ben buradayım diye. Kadının böyle bir kariyeri var. Ne iş yaparsın? Dünya kupalarına gidelim. Ve de poz veririm. Ve de devam ediyorum başka ne? Ha şu taksi meselesi konuşuldu. Yani UEFA'nın taksilere binmeyin de uyarısı konuşuldu. Ama bu duyuru aslında her yerde yapılıyor. Yani ne zaman olursa olsun büyük şampiyonlarda işte toplu taşıma araçlarıyla gidin deniliyor. Tabii bu bir anda sosyal medyada İstanbul'un taksi problemi diye çıktı. Ya bu taksi problemi ne olacak İstanbul'un? Bunu bir kader gibi yaşayacak mıyız? Ben bunu yani bunu artık bu bir turizm meselesi ne dönüştü? Çünkü gerçekten insanlar çıkıyor. Geçen gün dedim ya Muzaffer Bebek Otel'de çıkmış bir tane turist 45 dakika kapıda taksi beklemiş. Gidememiş geri dönmüş. Diyor ki ya turisti buraya getiriyoruz. İstanbul'da bir yerden bir yere gönderemiyoruz. Uber de yok. Taksi de yok. Bence bunu artık Turizm Bakanı'na emanet etmemiz lazım yani. Mehmet Bey bunu Ekrem Bey'le bir araya gelip çözmesi lazım. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Kader gibi yaşıyoruz. Üç tane taksici ağası için bütün İstanbul kilitlenmiş durumda. Yani bundan ne kadar görmezden geleceksiniz bilmiyorum. Evet bu şey bütün şehirlerde yayınlanan bir durum. Ama şu anda somut olarak baktığınız zaman Türkiye'de İstanbul'da böyle bir problemimiz var. Yani Mehmet Ersoy Turizm Bakanı'na sesleniyorum buradan. Bunu lütfen siz çözün yani. Bu görmezden gelerek bir yere gidilmiyor yani hani. İstanbul'da taksi yok kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? Bir yerden bir yere ulaşamıyorsun.